Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro 2020 grup tahmini oyununu oynayacağız. Aslında tam olarak bir oyun değil. Hani gruplardan kimler çıkar ve turnuva ona göre, yani tahminimize göre nasıl şekillenir, bunu göreceğiz. Gruplar önümüzde, görüyorsunuz. İşte A grubu, B grubu, C grubu, D, E, F, hepsi önümüzde. Burada da en iyi üçüncüleri seçeceğiz. Bizim tahminimize göre hani gruplar nasıl sıralanır sonuç olarak, bunları yapacağız. Ondan sonra turnuvanın devamını yine biz devam ettireceğiz. Şimdi ilk olarak A grubuyla başlayacağız. A grubunda milli takımımız bulunuyor. Hadi bakalım, inşallah gerçekte gruptan birinci veya ikinci ya da en iyi üçüncü şeklinde bir şekilde çıkarız. Ben çıkacağımızı düşünüyorum. Şimdi takımları tek tek ele alacağız ve kaçıncı olabileceğini tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım turnuva bittikten sonra doğru tahmin etmiş miyim yoksa edememiş miyim, bu videoya gelip yorum olarak yazabilirsiniz. Siz de tahminleriniz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Ondan sonra hani turnuva bittikten sonra bu videoya gelip yorumunuza bakıp ha doğru tahmin etmişim veya tahmin edememişim diyebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Şimdi A grubunda İtalya, Galler, Türkiye, İsviçre var. Ya ben İtalya'nın lider çıkacağını düşünüyorum. Benim tahminim bu yönde. Yani kendi ülkem diye demiyorum ama ikinci sırada bitiririz gibime geliyor bana. Üçüncü sıra için kim olabilir? Ben İsviçre çıkar diyorum. Galler'i de son sıraya koyuyorum. Galler'e bay bay yaptık. B grubunda Rusya, Belçika, Danimarka ve Finlandiya var. İlk olarak Finlandiya'ya güle güle diyorum. Geriye kalan üçlü de zaten Belçika birinci olur. Burada Danimarka ikinci olur diyorum ben. Rusya'da üçüncü olur diyorum. Avusturya, Makedonya, Ukrayna, Hollanda var. İlk olarak üzgünüm, Makedonya'yı son sıraya koyuyorum. Hani bu grupta çok iddialı olduklarını düşünmüyorum. Hani rakipleri de zor onlara göre. Avusturya üçüncü olur. Hollanda ikinci olur. Ukrayna birinci bitirir diyorum. Shevchenko'nun öğrencileri bence grubu lider tamamlayabilecek kapasiteye sahip. Hollanda Türkiye maçından da gördük zaten. Biraz sallanıyor yani. O yüzden ben ikinci sıraya koydum. Hani belki bir takılır, Ukrayna önüne geçer falan diye düşündüm. Benim tahminim bu şekilde. Grup D'de İskoçya, İngiltere, Hırvatistan, Çekya var. İngilizler çok formda. Yani bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi bana göre. İngiltere'yi birinci sıraya koydum. İkinci sıra için Hırvatistan diyeceğim. Çekya mı, İskoçya mı? İskoçya'da Andy Robertson falan var. Ancak çok yani öne çıkan oyuncuları yok. Öne çıkan bir oyunu da yok. Ben Çekya 3. olur diyorum. İskoçya'yı turnuvadan elemek durumunda kaldım. Şimdi grup E'ye geldik. Polonya, İspanya, İsveç, Slovakya. Ben ilk olarak şöyle düşünüyorum. Acaba Slovakya 3. mu olur, sonuncu mu olur? İlk 2'ye girebileceğini düşünmüyorum. Ben Slovakya 3. diyorum. İsveç de sonuncu olur diyorum. Biraz sürpriz olmuş olabilir size. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım Slovakya neler yapacak turnuvada. İspanya'da 2., Polonya'da 1. olur diyorum. Ya da şöyle mi yapsam? Böyle yaptım. Tamam, İspanya lider. Polonya 2. olur, Slovakya 3. olur diyorum. Şimdi geldik ölüm grubuna. Ölüm grubunda Portekiz, Fransa, Almanya ve ruhuna fatiha Macaristan. Ben Macaristan'ı maalesef son sıraya koymak durumundayım. Belki bu turnuvada parlayabilir birkaç oyuncusu. Özellikle Fenerbahçe'de olan Attila Szalai. Ancak hani bu takıma katkı sağlar mı bilemiyorum. Veya ilk 3'e girebilirler mi onu da bilemiyorum. Pek zannetmiyorum bu 3 ülkeyi de geçebileceklerini. O yüzden son sıraya koydum. Şimdi Fransa lider olur. Tamam. Portekiz 3. olur, Almanya 2. olur diyorum. Grup tahminlerim bu şekilde. Bu takımlardan, bu 6 takımdan 4'ünü bir üst tura çıkartacağız. Kimler çıkabilir? Portekiz çıktı. İsviçre de çıktı. Son iki takım kim olur? Çekya ve Avusturya diyorum.
Rusya ve Slovakya elenir diyorum. Şimdi eleme turuna geçiyoruz. Belçika Portekiz'le eşleşmiş. Valla çok zorlu bir eşleşme ya. Final gibi resmen. Neyse dur, ona en son gelelim. Buradan başlayalım. Türkiye Danimarka. Şimdi Danimarka bize ters gelen takımlardan biri. Tarihimizin en iyi milli takımlarından birine sahibiz şu anda. Ve hani Letonya'yı falan yenemedik. Eğer öyle bir maç olursa Danimarka'ya eleniriz gibime geliyor. Ancak Hollanda ve Norveç maçlarındaki gibi performans sergilersek Danimarka'yı eleriz diye düşünüyorum. Ben burada inisiyatif kullanacağım. Yani biraz iyi niyetli düşüneceğim ve Türkiye çıktı diyelim. Ukrayna, Çekya. Ben Shevchenko'nun öğrencilerinin başarılı olacağını düşünüyorum. Çekya'yı elerler diyorum. İngiltere, Almanya. Abi çok zor ya. Çok zor. Resmen final yani bu. Final. Yani şimdi ne desem bilemedim. İngiltere diyeceğim. İngilizler çok formda. Ne kadar Trent Alexander-Arnold olmasa da yerini doldurabilecekleri bir sürü oyuncu var. Oyuncu havuzu inanılmaz geniş bir milli takım. Şimdi İspanya, Avusturya. Net bir şekilde İspanya diyorum. Avusturya çok zor geçebilmesi İspanya'yı. Hırvatistan, Polonya. Bak, ikisi de denk takım bana göre. Her iki takımın da belli mevkilerde başarılı oyuncuları var. Ben Hırvatistan diyeceğim. Leva'yı üzeceğiz biraz ama bence Hırvatistan. Fransa, İsviçre. Zorlu bir maç olur. İsviçre biraz geriye aslanır diye tahmin ediyorum. Ancak Fransa'nın yıldız oyuncuları bu maçı her ne kadar rahat olmasa da geçecektir diye tahmin ediyorum. İtalya, Hollanda. Şimdi her iki takımın da form durumuna bakacak olursak İtalya bariz bir üstünlük sağlıyor. O yüzden form durumuna istinaden ben İtalya çıkar diyorum. Belçika, Portekiz. Belçika'nın formda oyuncuları çok fazla. Lukaku'dur, De Bruyne'dir. Aynı şekilde Portekiz'de de André Silva var. Bundesliga'da bayağı gol attı o da. Bilmiyorum, Ronaldo çıkabilir mi bu işin içinden? Ben Belçika diyeceğim. Belçika çıktı. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final eşleşmelerine bir bakalım. Belçika, İtalya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İngiltere, Ukrayna, Türkiye. Şimdi elbette bizim milli takımımızla bir başlayalım. Ukrayna, Türkiye. Ukrayna da bize ters gelen takımlardan biri. Özellikle Shevchenko'nun öğrencileri gerçekten iyi işler yapıyorlar. Hatta daha öncesindeki oynadığımız maçlarda da bizi yenmişler. Biz onları yenebildik mi hatırlamıyorum ama onlar bizi yenmişlerdi, hatırlıyorum. Yani bilemiyorum. Şimdi bir de tek maç üzerinden olacak. Ben burada da Türkiye diyorum. Ukrayna'yı hadi zorladık, kenetlendik falan, geçtik diye tahmin ediyorum. Yarı finaldeyiz. Yine 2008'de olduğu gibi. İspanya, İngiltere. Ben burada net bir şekilde İngiltere çıkar diyorum. Fransa, Hırvatistan. Bu da zorlu bir karşılaşma. Ancak ben Fransa çıkar diyorum. Belçika, İtalya. Şimdi bak, bu çok zor bir karşılaşma. Şimdi buna ne demeliyiz? Belçika da iyi, İtalya da iyi. Ben İtalya diyorum. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. İtalya, Fransa, İngiltere, Türkiye. Şimdi İngiltere, Türkiye. Çok zor bir eşleşme. Ve açıkçası ben İngilizlere karşı başarı sağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çok iyiler. Ha, belki buraya kadar geldik, kenetleniriz falan bir ihtimal olabilir. İnşallah da olur. Ancak benim tahminime göre İngiltere finale çıkar diye düşünüyorum. İtalya, Fransa. Açıkçası Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum İtalya'ya karşı. Final belli oldu. Fransa, İngiltere. Son Avrupa Şampiyonası finalisti mi yoksa İngiltere mi? İngiltere çok formda. Fransa'nın da aynı şekilde dünya yıldızı oyuncuları var. Ancak ben bu iki takım arasından İngiltere'nin şampiyonu olacağını düşünüyorum. İngiltere gerçekten çok formda ve gerçekten iyi oyuncuları var. Benim tahminime göre şampiyon İngiltere çıktı. İnşallah buraya kadar geliriz. Yarı finale kadar geliriz. İnşallah elenmeyiz. İnşallah şampiyon oluruz ama çok çok zor. Peki sizce Euro 2020 şampiyonu hangi ülke olur? Tahminlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve sizce Türkiye nereye kadar gidebilir? Onu da aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yani beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Tahminim hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Beğendiklerime de kalp bırakacağım. Bize destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl butonundan da kanalımıza destek ve üye olabilirsiniz. Son olarak da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Halilcan Altılı Aytan takip edebilirsiniz. Ekranda da çıkmıştır zaten.
takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Umarım şampiyonluk görürüz ya. Hadi bakalım. Haydi bizim çocuklar. O kupa buraya. Devamını getiremedim. O kupa buraya yani. Sadece bu kadar. O kupa buraya. Başka bir şey yok. Görüşürüz. Hoşça kalın.